Yepyeni bir bölümle tekrar karşınızdayız arkadaşlar. Son bölümde yine ne yazık ki video programının acizliğine uğrayıp izlemişsinizdir muhakkak. Videonun son bölümü kesilmiş, parçalanmış ve tekrar açıkçası o bölümü tekrar baştan oynamak zorunda kalacaktım. Aynı riski tekrar göze alamadım. Yepyeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölümümüzde ise İmran Zakaya'ya karşı oynuyoruz ve 15 yıl öncesine gidiyoruz arkadaşlar. İşte hikayemiz. 15 yıl önce. Yer Pripyat. Pripyat'ı biliyorsunuz. Ukrayna Pripyat. Çernobil nükleer santralinde meydana gelen patlamadan sonra buradaki düzenbazlıkları, burada çevrilen türlü oyunları ortaya çıkartmak için iki kişilik özel bir kuvvet. İşte görüyorsunuz. Yalnız ben bunu hiç hatırlamıyorum. Bakar mısınız? Odak nasıl değişiyor? Bak, bakın bunu yeni fark ettim. Nereye bakarsanız oraya odaklıyor oyun. Call of Duty serisinin belki de en çok sevdiğim, oynamaktan en çok keyif aldığım görevi kesinlikle bu. İyi geceler. Bu tarz sızma operasyonları sadece seven ben, yani tek seven ben değilimdir diye düşünüyorum. Çeşitli oyunlar olsun. Birçok insan bu tür sızma operasyonlarını çok seviyor. Yuri. Biliyorsunuz Call of Duty Modern Warfare serisinde Yuri ismi çok konuşuluyordu. Çok dikkat çektik ya. Niye öyle yaptım? Oyunda bir garip bir şekilde bir FPS düşüklüğü yaşıyorum. Ya da ekran kartıyla alakalı bir şey olabilir. Ara sıra bir drop yiyorum. Onu da halletmeye çalışacağız. Mikrofonu hallettik. Onu da halletmeye çalışacağız. Böyle zamanlarda keskin nişancı tüfeğiyle gitmezsin. Yani pistolle gezersin mesela. Ya sen yeter ki işte kardeş. Ağzına bile sıçarım ben onu. Beautiful. Target approaching from the north. Take him out quietly or just let him pass. Your call. Ya bunları bırakmayı sevmiyorum ya. Zıp. Gerçi bu oyunu sessiz oynamak daha şey olur, hani kimseye dokunmadan suikastçı olarak gitmek daha mantıklı, ama o zaman da çok fazla boşlukta kalacak oyun. Yani size 10 dakika 15 dakika boşluk izletmektense bu şekilde izletmeyi tercih ederim. Ulan şunu alsam işime yarar mı? O riske girmeyeceğim. Yakın mesafe çatışmaları olacak çünkü. Bunun sniper daha mı iyi acaba? Duymadım, duymadım. Dragonon mu? Enemy helicopter. Get down. Stay in the shadows. Aa! Neyse, en azından bilgisayar aldık. Tekrar oraya çıkmamıza gerek yok. Kanka nereye bakıyor? Coast is clear. İlerlemeye devam. Helikopter geliyor. Enemy helicopter. Get down. Stay in the shadows.
Gölgelerde kal diyor. Tamam. Merhaba. Selamünaleyküm. Evet, nükleer santral patladıktan sonra biz niye buraya geldik? Tabii ki teröristlerin elebaşına. Tabii o zamanki bilinen elebaşına. Biliyorsunuz ki her oyunda bir başka üst vardır. İmran Zakir'i bir indirmeye geldik. Hop, yaptık. İşte en sevdiğim sahnelerden biri. Gerçekten merak ediyorum. Acaba gerçekten gözükmüyorlar mı? Yani sakın ateş etmeyin. Şurada ayağa kalkıp formadır aşağı diye sprey yapmak yok mu? Mükemmel olurdu bence. Bence hareket etmeyelim artık. Oğlum tank geliyor üstüne. Ben hareket etmem kaptan. Söyleyeyim. Benim burada hiçbir işim yok. Muharrem abi ne yaptın ya? Beni görmediler, beni görmediler. Nasıl gördüler ya? Ben şuraya saklanacağım. Gerçekten nasıl gördüler? Çok mu yakın durduk acaba? Yani buradan da kimse geçmiyordur diye tahmin ediyorum. Orada bizi gerçekten nasıl gördüler? Çok merak ediyorum. Kesin var ya bu hızcı yakalandı kameralara. Bak ya bana doğru geliyor. Gelme ya. Aleykümselam birader. Kolay gelsin. Siktir, buradan da araç geliyormuş. Ben öldüm. Ya siktir git. Alın lan, siz de ölün. Oğlum zor modunda oynamak gerçekten zormuş ya. Al o zaman, ben de burada yatarım. Burada mı arkadaş? Burada yani içinden geçmeyin bir zahmet. Bak hala ilerliyorsun. Peki şimdi içlerinden biri gelip bu ağaca çöldürüp üzerimize işerse abi hiç şaşırmam. İki olaydan sonra hiç şaşırmam. Oradan geçmez geldim, oraya gittim. Adam geldi kafama bastı ya. Bak tipe bak. Şimdi en soldayım. Ağacın arkasındaki şey verir. Büyük ihtimal sizde de aynı şekilde görünüyor. Adam ilerlerken anlık bir donukluk yaşıyor. Onun sebebini hala öğrenemedim. Bir soğutucu açacağım sizi rahatsız etmemek için sesimi kapatıyorum arkadaşlar. Bak yine bir tanesi üstümüze geliyor.
Ben burada yokum. Ben burada ağaç dibine yapışmış tatlı bir kelebeğim. Ya nereden görüyorsun? Abicim gerçekten nereden görüyorsun? Zor modda oynarken ne yapmam gerekiyor benim? Bir de olan iki tane adam için bu kadar da mermi harcamayın ya. Acaba... Elimde G3 var diye mi böyle yapıyor bu? Ben G3'ü göreceklerini pek zannetmiyorum. Macmillan gitme bir yere. Yani nereye gidiyorsa oraya gideceğim. Tamam bakın aynı yerde durduk. Şöyle durayım. Bak bu adam benim üstüme geliyor. Az önceki adam üstüme geliyor. Yani oyunun mekaniğinde öyle bir problem var sanıyorum. Yalnız karakter nasıl korktu? Güp güp kalp atış seslerini duyabilirim şu an. Selamünaleyküm. Tüf, saldın mı lan diye. Arkadaşlar 3 kere yakalandık adamlara ve yani ağaç dibine bile saklandım gördünüz. Görünce görüyorlar abi yani zor mod gerçekten çok zormuş. Aa evet birçok YouTube kanalında anlatılanlar özellikle benim de çok severek takip ettiğim bir kanal var. Rogi Chenet. Kendisi anlatıyordu. Pripyat'tan meydana gelen patlamadan sonra bütün askeri araçlar burada kalıyormuş. Bakar mısınız? Her şey burada kalmış. İş makineleri de dahil. Daha iyi bir görüş açısına geçmek için hareket ediyoruz. Böyle devam mı geçmeden onların icabına bakmak. Diyorsun ki sürünerek geçelim. Bana uyar. Çünkü birini indirdiğimiz anda diğerleri şeye geçecek, alarm olduğuna geçecek. Ah, sıkmak için var ya kendimi zor tutuyorum sıkmamak için. Bu tık tık sesi size geliyor mu bilmiyorum ama radyasyon ölçüm cihazının sesine benziyor. Bak gelme, gelme, gelme. Bok mu var burada? Nereye geliyor? Arkamdakiler de beni nasıl görmediyse. Sen de iyisin Macmillan ha. Sattın bizi. Neredesin lan? Hah, burası. Abi gergin ya, çok gergin bir görev. Gerçekten şu anda sırf karakterim değil, benim de kalbim güp güp atıyor. Yani gerçekten bu operasyonları gerçekleştiren askerler, özel ajanlar, suikastçılar var. Nasıl yapıyorlar, nasıl bir psikoloji? Yani anlaşılması çok güç.
Ben bile şurada oyun oynarken yakalanmamak için heyecandan ne yapacağımı şaşırıyorum. Konuşmakta bile, kelimelerimi seçmekte bile zorluk çekiyorum resmen. Her şeyden bahsediyorum. Bu askeri araçların, iş makinalarının, her şeyin yani. Şöyle söyleyeyim, atıyorum. Adam sabah kalktı, kahvaltısını yapıyor. Bir çay içiyor. O esnada bir patlama meydana geliyor. Ya o bardak bile orada kalıyor yani yıllarca. Bakar mısınız? Araçtan falan duruyor. Dediğim gibi çok sevdiğim bir YouTube kanalı, birçoğunuzun da bildiği. Ruhi Çenet'in kanalında Çernobil nükleer santralinin patlaması ile ilgili çok güzel bir video, çok ciddi bir açıklama var. Onu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl meydana geldiğini orada açıklıyor. Tamam, bekleyin. Yok 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 yok, kimse yok, kimse yok, kimse yok. Ve sadece bir minik bir kelebeği. Çok şüpheli yaklaşıyorsun ya. Tango down. Forward area clear. Go. Puh, şerefsiz. O da ses yaptım ya. Şşşt, kapat lan, kapat. Bence de bir bok varmış gibi hepsi dışarıda toplanmış. Bold. Oğlum sen burada mıydın lan? Yine sürünüyoruz arkadaşlar. Vay arkadaş ya. Sürün sürün. Nereye kadar? Bir de oyun öyle zamanlarda böyle müzikleri veriyor ki iyice geriliyorsun. Ben burada yokum. Şu kamyonları daha nizami yerleştirin ya. Bu nedir böyle ya? Yok, ben uçarak çıkacağım kanka. Sürünerek çıktı bir de namussuz ya. Abi çok gerçekten çok gergin ya. Sıkayım mı la yani? Ben burada götüm açıkta kaldı biraz ama. Stand by. Stand by. Go. Yo, bu sefer de ben gelmiyorum. Hadi bakayım. Selamünaleyküm. Ya müziği verdi yine. Şarjörü bir yenileyelim. Kaç mermi var? Oo, G3 ile aynı mermiyi kullanıyormuş. Süper. Area clear.
Bir de buranın çıkışı var be kankam. Sessiz girdik ama gürültülü. Davranacağız. Beni mi duyuyorsun? Pes etme falan diyor. Ben konuştukça bu da cevap veriyor ya. Şş. İyisin. Bak şuraya bak ya. Gerçekten. Buralar öyle. Ceset mi yalan o? Ey iğrenç. Ben de bakayım bari. Doesn't look too friendly. Keep your distance. No need to attract unnecessary attention. Yemin ediyorum bana koşarsan basarım mermiyi. Oğlum beni niye bıraktın? Tolik. Kıstım ya. Vallahi gerildim ha. Görünüş temizse niye o kadar şey. Buralara böyle mi çıkıyorduk acaba biz ya? Sızma operasyonu böyle mi yapıyorduk? Hiç hatırlamıyorum ya. Uzun zaman olmuş. Look at this place. 50,000 people used to live in the city. Now it's a ghost town. 50 bin insan. Pripyat bölgesi bildiğiniz üzere nükleer santralle çalışmak üzere getirilen insanların aileleriyle birlikte yaşaması için inşa edilmiş bir şehir, bir kasaba tarzı bir şey. 50 bin civarında insan yaşıyordu ve yanlış hatırlamıyorsam nükleer santralde biz burada yokuz. Hani ani patlamalara karşı nükleer santralde olabilecek durumlarda bir nasıl söyleyeyim, önlem almak amacıyla yaptıkları tatbikat sırasında bazı şeyler bazı aksilikler oluyor. Bazı şeyler istenildiği doğrultuda ilerlemiyor ve reaktörde aşırı ısınma meydana geliyor. Bu sebepten ötürü Bu sebepten ötürü nükleer reaktörde aşırı ısınma oluyor ve büyük bir patlama meydana geliyor. Ve Pripyat kasabası, Pripyat şehri tam bir hayalet kasabaya, hayalet şehre dönüşüyor. Sanıyorum bu otelde bekleyeceğiz ve bir sonraki görevimize bu otelde devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzu izlemeyi sakın unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen like'larınızı bizden esirgemeyin arkadaşlar. Teşekkürler.